Dostlar, herkese tekrar merhabalar. Ekranımızda standart yasal uyarımız kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir diyerekten başlıyoruz. Evet, bugün kötü bir günü geride bıraktık ama arkadaşlar bakın sağlık en önemlisi. Yani strese girmeyin, moralleri bozmayın, sağlığımız gitmesin bakınız. Hisse senetlerinde sıkıntılar yaşayabiliriz, sert kayıplar söz konusu olabilir ama ya bunlar bize hayat tecrübeleri. Bilinçlenmemiz için bir vesile, öz eleştiri için birer numune olarak görmek lazım bu düşüşleri. Yoksa biz her zaman yükseliş, mutlaka bir gün düşüşler olacak. Ama işte kendimizi bir şekilde geliştirmemiz gerekli arkadaşlar. Bakınız kendimizi geliştirmeliyiz. Stopları, destekleri, kanalları, trendleri, formasyonları. Bunları tanımalıyız ki bilinçli bir yatırımcı olmalıyız. Ondan bundan tüyo peşinde koşan değil arkadaşlar. Evet. Şimdi şişe hissesiyle başlayacağız. Tabii bugün endeksi birazcık böyle tuttu. Güzeldi ama o da sonradan yelkenlere salıverdi değerli dostlar. Gücü bu kadar yetti demek ki. Şişede ciddi anlamda bir sıkışmadan bahsetmiştik sizlere hatırlarsanız. Şişe bir yere kırılacak ama kırılınca da çok sert olacak diye bir açıklamada bulunmuştuk. Şişe yukarı kırdı ama maalesef bugün malum sadece Türkiye piyasaları değil tüm dünya piyasalarında sadece endeksler değil hisse senetleri değil onsuna kripto parasına varıncaya kadar gümüşüne varıncaya kadar gümüş arkadaşlar neredeyse taban olacaktı. Uçtan sınırdan döndü bilmiyorum şu anki son durumunu ama. Yani ciddi bir satış dalgasını görüyoruz. Yani bu genele yayılması pek hoş bir durum değil gibi ama biz yine de dikkatli olacağız. Önemli desteklerimiz var, dirençlerimiz var. Bunları tespit edip buna göre yol alacağız. Değerli dostlar bakınız bu sıkışma yukarıya kırdı. Eyvallah. Yatayda da önemli bir bölgeden dönüş yaptı. Bakınız görüyorsunuz. 6.44'lerin üzerini test ettik ama bu seviyenin üzerinde bir dolumu bırakamadı. Buradan geriye düştük. Şimdi arkadaşlar bizim için kritik bölge artık alt destek çizgisi bakınız aşağı doğru aşılmadığı müddetçe yani şu destek kırılmadığı müddetçe teknikte halen bir bozulma yok şişe hissesi için arkadaşlar. Evet ha, bu şişe gelir buradan aşağı kırar işte 6.36 seviyelerin altına sarkarsa belki sıkıntı yaşayabiliriz. Arkadaşlar kim arkadaşlar hissenin ismi şu arka planda yazsın istemiş ama ya bu ekranı boşuna kalabalık yapmaktan öte gitmez bir. İkiniz zaten şu kısımda bakınız şişe diye yazıyor. Yani buradan takip etmenizi sizlerden istirham ediyorum değerli dostlar. Yani 6.35'lerin altına kırmadığı müddetçe şişede bir sıkıntı yok değerli dostlar. Nihayet de formasyon olarak yukarıya kırmış. Belki de buradan onayını alıp tekrar gidecek. Ama 6.35'lerin altına stoplatabilir. Buraya dikkat ediyoruz teknik anlamda. Evet. Grafiğimiz 4 saatlik değerli dostlar. Şöyle bakıyoruz. Evet 240 dakikalık bir grafik. Akbank. Evet Akbank bankaları aynı. TAS aynı. Hamam. Hiçbir değişme yok. Her zaman söyledim. O düşenler kırılmadığı müddetçe değerli dostlar bankalarda yolculuk yapılmaz. Bakınız daha önce de söyledik. Şu seviyelere kadar düşüş olabilir diye. Bakınız buraya doğru geliyoruz yavaş yavaş. Şimdi değerli dostlar bakınız. Düşen kırılımı gelmeli ki bir şekilde... Bakın döndüğü yere bakın arkadaşlar yani bu kadar olur. İşte teknik analiz ne işe yarar diyenlere söyleyeceğimiz budur ki teknik analiz bir hisseye nerede gireceğimizi veyahut da nerede çıkacağımıza yarar. İyi kullanan için bir nimettir ama kullanamayıp hor görenler için de tam tersi arkadaşlar bir külfettir. Şimdi burada görüyorsunuz teknik anlamda. Aşağı yönlü bir takoz diyebiliriz. Bakınız değerli dostlar düşüş devam ediyor. Kırıldığı zaman yukarı doğru. Tabi bu kırılım hacimli olacak. Altta hacim destekleyecek. Hacimli bir kırılış geldiği zaman ve kendisine en yakın sol tarafta kalan yatay dirençleri kırdığı zaman teknik anlamda güzel bir alım fırsatı doğurur. Ama şu anda halen yön negatif yön dirençten aşağı doğru kırmış durumda değerli dostlar. Hep beraber bekleyip göreceğiz. Yani burada baktığımız zaman şu yakın vadede yani 5 TL'lerin üzerine atmalı ki
yol alabilmeliyiz. Yatay destek noktamız arkadaşlar. Burada artık 4.56 seviyeleri karşımıza çıkmış oluyor. Evet, geçelim burayı da. BİMAŞ. BİMAŞ halen trend içerisinde. En son şu bölgelerde çizdiğimiz nokta burası. Şimdi bunları pek hükmü yok artık. Şöyle baktığımız zaman şu küçük çaplı desteğin kırılmak üzere olduğunu görüyoruz değerli dostlar. Şimdi burası birazcık önemli. Hatta şöyle büyüttüğümüz zaman belki de kırılmış da olabilir. Evet, kısmen kırılmış durumda değerli dostlar. Bakınız destek burada kırılmış. Yani bu düşüş ilk etapta 67.40'lara, akabinde daha destek 66 bantlarına kadar çekilmemizi sağlayabilir. Bunlar BİM için arkadaşlar ufak değerler. Yani BİM'in ana trendi devam ediyor. Bu trend bozulmadığı müddetçe BİM'de yön yukarı arkadaşlar. Bakın trendimiz tekrar tekrar işliyor. Yukarı yönünü yolunu almış gidiyor. Burada belki düşüşler bize bir pullback imkanı da sunabilir. Bakın şu anlamda baktığımız zaman. Şöyle alırsak. Yani buralardan bir dönüş gelebilir. Yani düşüş şimdilik yön aşağı doğru ama şu seviyeden bakın şu destekten bir dönüş gelir ise ilk etapta 71-70 akabinde tekrar 75 bantlara kadar hareket gelebilir. Bizim için siyah ana trend önemli değerli dostlar. BİM AŞ'de. Evet, siyah ana trend kırılmadığı müddetçe yönü halen pozitif. Ereğli'de bir sınırdan bahsediyorduk her zaman. Bu sınıra dikkat edin diyorduk. Şöyle büyütelim arkadaşlar burayı. Bakınız. Neredeyse belki de nokta atışı. Hayır. Nokta atışı olmamış ama buraya gelmeden geriye dönmüş. Ki zaten bizim öngörümüz neydi? Bu seviye test edilebilir ama buradan bir satış yiyebilir. Buraya dikkat edelim. Kırılır ise de yukarı yönlü arkadaşlar bir alım fırsatı olur diye her zaman vurguluyorduk. Şimdilik buralarda takıldık. Bakalım ne olacak sonumuz arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz alt ana kanal içerisinde alt çizgiyi, direnç çizgisini siyahla bakınız görüyorsunuz. Yani burada baskılayan iki tane unsur var. Bir kırmızımız bir de siyahımız değerli dostlar. Tabii ki de ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Dirençlerin daha baskın olduğu bir bölgedeyiz. Bu anlamda dikkatli olmak gerekli. Şu şekilde baktığımız zaman burada artık arkadaşlar bakınız maalesef bir kırılım da ne olmuş? Söz konusu olmuş. Baktığımız zaman bütün olumsuzlukları burada görebiliyoruz arkadaşlar. Üst bakınız kırmızı direnç, alt kırmızı destek kırılımı, kırmızı direnç dönüşü, siyah direnç dönüşü. Bakınız tam anlamıyla yön boynu aşağı doğru bükülmüş durumda. Şimdi göreceli güç endeksine dikkat edin arkadaşlar. Bakınız burası bizim için önemli bir referans kaynağı olacak gibi duruyor şu şekilde. Buradan göreceli güç endeksinden bir güç alıp geriye doğru bir hareket tekrar bizi taşır ama burasının kırılması hissenin satışının devamı anlamına gelebilir değerli dostlar. Evet, Ereğli'deki tablomuz bu şekilde. Dikkat ediyoruz. Kırılım aşağı yönlü gelmiş durumda. Şöyle büyütürsek daha net görürüz arkadaşlar. Bakınız kırılım noktasına destek, destek, destek. Dördüncü de çökmüş durumda. Evet. Akıntıya karşı yüzmektense değerli dostlar sade denizde yüzmeniz daha iyidir. Yani akıntıya karşı yüzülmez. Burada da akıntı bizi aşağı doğru yönlendiriyor. Umarım bir yerde dönüş gelir ama bakın şu seviyeler kritik. Buralardan dönüş gelmez ise artık kendini iyice aşağı doğru ne yapar arkadaşlar? Sallayabilir. Dikkat edin. Bakınız direnç noktalarımız da oldukça önemli. Bakınız kesik çizgiyi arkadaşlar. Hep nokta atışı buralarda ne yapmış? Bakın burada destek. Destek. Bakınız çok önemli bir gün olacak yarın Ereğli için 9.05 arkadaşlar. Bakalım bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilecek mi? Eğer buraya da kırılırsa geçmiş olsun aşağı doğru bir uçurum bizi bekliyor olacak değerli dostlar. Geçelim. İşCTR. İnanın şu bankalara bakmaktan bir hal oldum. Yani aynı tas aynı hamam hepsi hiçbir düzelme maalesef yok. Evet şöyle baktığımız zaman yine 4 saatlik grafik üzerinden. Evet değerli dostlar yani şunlar belki küçük çaplı
destekler olarak kimimiz görüyor olabilir ama bakın şöyle çizdiğimiz zaman arkadaşlar şu bölgede şöyle alalım. Şimdi bir onaya bakın arkadaşlar. Bir onay hareketini burada ne yapacaksınız? Göreceksiniz. Bakınız. Destek 1, destek 2, destek 3, destek 4. Dikkat edin arkadaşlar. Bakınız kırılıyor. Bakınız belli bir seviyeye gelip tekrar yukarıya gidip bakınız ikinci defa satış üretmiş oluyor burada. Evet. Yani ne yapmış arkadaşlar? Onay almış. Yani ben düşeceğim diyerekten bir onay hareketini gerçekleştirmiş durumda. Yani burada beklentimiz neydi? Yani yukarı kırarsa yukarıya, aşağı kırarsa aşağıya. Maalesef kırılım ne oldu arkadaşlar? Aşağı geldi. İşte formasyonun gücü bu arkadaşlar. Tekniğin gücü bu. İster kabul edin, ister etmeyin. Bakın şuradaki düşüşe bakın arkadaşlar. %4'lük bir düşüş şimdilik hasıl olmuş durumda. Gerisi gelir mi bilemeyiz ama maalesef teknik anlamda şimdilik senaryomuz negatif. Formasyon bize der ki buradaki düşüş anında bakın şu derinlik kadar aşağı doğru bir yönelme söz konusu olur der. Bu da ortalama 4.60-70 bandına kadar bir düşüşün devamı gelebileceğini şimdilik gösteriyor. Umarım buralara kadar gelir de fazla gelmez ama işte yani her şey olabilir. Yani hazırlıklı olmak gerekli diye düşünüyorum. Esas olan yine söylüyorum, vurguluyorum arkadaşlar. Bakın burada da yine geçerli. Şöyle yapalım. Bakınız şu kısımdan alıyoruz. Ne nokta atışı. Bir direnç bölgesi arkadaşlar. Burası da bizim ana sıkışma bölgemiz. Biraz önce ne yaptık arkadaşlar? Bakın şu küçük alanı sizlere gösterdik değil mi? Bakın sadece biraz önce gösterdiğimiz alan neydi? Şu bölgeydi. Buradaki sıkışmaya göre ne yapacağız dedik? Yön tayini olacak dedik. Sıkışma ne yaptı arkadaşlar? Aşağı kırdı. Şimdi geldik ana bölgelere, ana hatlara. Ana hatlarda burası destek, direnç dönüşü olduğu için teknik bize yani şu kısma kadar düşmeyi normal gösterir değerli dostlar. Onu söyleyelim. Yani iki gün sonra eğer düşüş devam ederse vah vuh demeyin. Teknik bunu söylüyor. En az yüzde, en az demeyelim de yani maksimum diyelim yani siyah çizgiye kadar %8'lik bir düşüş potansiyeli var. Siyah çizgiye kadar. Altına düşerse onu bilemem ama bakalım ne olacak. Bizim için esas olan bir şekilde şu üst siyahın kırılması arkadaşlar. Bu siyah kırılmaz ise %7'lere 8'lere hazırlıklı olun. Kırıldığı zaman da alım fırsatıdır. Ona göre değerlendirin. Evet geçelim. Koza A. Vallahi koza yine iyi dayandı buralarda. Şu kısımlarda ortalama. Yani düşmek istemiyor ama biz daha önce bir analiz yapmıştık. Burada bir formasyon oluşur mu diye. Yani neydi formasyonumuz? Omuz baş omuz. Bunu iptal etti. Olmadı. Bakın sol omuz baş. Şuradan bir sağ omuz. Şu bölge kırılmış olsaydı yani şu şekilde. Şu bölge kırılmış olsaydı bir formasyon söz konusuydu burada. İşlemedi. Tekrar yukarıya ama yatay bir seyir. Tekrar geldik aynı sınır noktaya. Bakalım burası kırılacak mı arkadaşlar? Kırılırsa sıkıntı yaşayabiliriz. 12.50 seviyeleri önemli bir destek noktası değerli dostlar. Evet. Şimdi değerli dostlar burada da görüyorsunuz. Yani şu hareketi almıyorum. En çok nereden geçiyor çizgi? Ona bakıyorum. Bakın 3 tane direncimiz. Şimdi dikkat edin. 1 destek, 2 destek. Burayı da sayalım. Şurayı fake olarak alalım. Bakın tekrar burayı test etmek isteyecektir. 11 işte 80 seviyede değerli dostlar ortalama test edilmek istenebilir. İşte önemli olan bu ana kırmızının altına sarkmamak değerli dostlar. Geçelim. Pegasus. Vallahi Pegasus. Türk Hava Yolları neyse o. Oh.
Evet, halen negatif tablo devam ediyor değerli dostlar. Önce aşağı doğru bir düşenimiz vardı. Kırılması gerekir diyorduk. Şimdi de aşağıdan baktığımız zaman maalesef ne olduk değerli dostlar? Bizim destek hattı çöktü. Daha da işler sıkıntıya bindi arkadaşlar. Yani tabiri caizse burada iyice şafa oturttular yani. Bakınız. Destek. Destek. Burayı da destek alalım. Burası da kırıldı. Teknik anlamda sıkıntı arkadaşlar. Ki kırılımı da öyle böyle yapmıyor. Ne yapıyor? Sol omuz, baş, sağ omuz. Bakın şurada sol omuz, baş, sağ omuzu görüyorsunuz. Yani burada yataydaki destek artık devreye girecek. Yani çok hissede bunu görüyoruz. 44-50 seviyeleri arkadaşlar. Bakın 44-50 seviyeleri kırılmalı ki aşağı yönlü satış sertleşsin. Ama buralardan bir tepki gelebilir yukarıya doğru. Onu da iyi takip etmek gerekli. 44-50 bizim için önemli bir destek noktamız. Yani burada zaten ana destek kırılmış. Ne kaldı bize? Yatay destek. Bakalım buralarda tutunabilecek miyiz değerli dostlar? Evet. Sıkışmayı görüyorsunuz. Buradaki sıkışma ne yaptı? Aşağı kırdı. 44-50 destekli takip ediyoruz. Fiyat etiketini yapıştıralım. Şu şekilde. Evet, 44-50 desteğimiz. Çakışma noktamız bakın şurası da 47-60 bantları. Evet. Maalesef hala negatif hava devam ediyor değerli dostlar. Yukarıdaki direnç çizgisi yetmiyormuş gibi destek çizgisi de artık kafamıza iyice vurmaya başlayacak gibi gözüküyor. Enerjisa. Değerli dostlar, Enerjisa yani şöyle bir formasyon çizmiştik. Bir türlü gidemedi. Oralarda oyalandı. Teknik olarak arkadaşlar şurada bir çanak formasyonu çizdik. Tabii buna zaman tanımak gerekli. Burada bir de kendine kanal oluşturdu. Bakın destek, direnç, destek, direnç, destek. Tekrar dirence doğru giderken malum satışlar hızlandı. Şimdi burada arkadaşlar şöyle baktığımızda ortalama işte 9.07, 9.10 buralara kadar bir yöneliş gelebilir ama eğer buralardan bir dönüş gelir ise tekrar 8 seviyeleri test edilebilir. Şu şekilde yine desteğimizi alalım. Evet şöyle bir de evet bakın şu alan içerisinde bir yükselen trend söz konusu. Şimdilik takibini bu şekilde yapıyoruz değerli dostlar. Kapanış olarak şöyle ortalama baktığımızda evet 8.60'ların ortalama altına düşmeli ki şu ara kırmızı kırılmış olsun ve 8.04'ler teknik anlamda hedefe bürünsün. Burada yatay kanalı içerisinde yükselen bir trend kanalımız söz konusu. Evet, TAV Havalimanları. Arkadaşlar teknik daha size ne söylesin ya. Evet. Maalesef yön aşağı. Halen yukarı yönlü bir fırsat envaresini burada ne yapıyoruz? Göremiyoruz değerli dostlar. Yataydaki desteğimiz nedir? İlk etapta bakın şu 14.67 eğer buralar kırılır ise de 13.13 seviyeleri teknik anlamda karşımıza çıkmış olacak arkadaşlar. Evet. Fiyat etiketlerini yapıştıralım. 14.67 bantları. Aşağıda 13.10 seviyeleri. Teknik olarak destek noktalarımız değerli dostlar. Yine bu hisse için şimdilik gözüken şu tepe noktasının kırılması olacak ki bu da 16.21 seviyeleri değerli dostlar. Yani önümüzdeki yakın süreçte eğer bu şekilde bir hareket yapıp burası kırılır ise hem düşen kırılmış olur hem de tepe alıp fırsatı doğurur ama aşağıda 14.66, 13.10'lar sırasıyla destek olarak şimdilik gözüküyor arkadaşlar. Tüpraş amma da bezdirdiniz millet ha. Evet.
Şimdi şuradaki hareket o olağanüstü haber akışı falan filan. Burayı anormal bir durum saymayın. Fake hareket. Direnç noktaları arkadaşlar. Halen baskı devam ediyor. Siyah çizginin altında baskı devam ediyor. Kırmızıya kadar bakın sarkmalar gelebilir değerli dostlar. Yani burada iyiden iyiye sıkıştık. Bakalım sonuç ne olacak arkadaşlar. Ana hatlarıyla daralma bakın hat safhada diyebiliriz birçok noktada arkadaşlar. Evet 78-80 seviyeler zaten burada bir destek. Daha önce çalışmış. Bakın şu bölgede çalışmış. Yani yine çalışır çalışmaz ama aşağıda 75-70 seviyelerine kadar düşüşleri artık normal karşılamak gerekli. Eğer düşüş devam edecekse ama bu seviyenin altına yani 75-70-76 bakınız bu seviyenin altına düştüğümüz zaman değerli dostlar alttaki kırmızı destek de kırılacak. Zaten siyahın altında baskıdayız. Bir de burası kırılırsa satış daha da derinleşebilir değerli dostlar. Ortalama şu bölgeye kaçmış 76-50 yani ortalama bir kırmızı destek çizgimiz. Yataydaki 78-80 gibi bir rakama denk geliyor değerli dostlar. Yani tam da üzerindeyiz. Bakalım neler olacak. Bekleyip göreceğiz. Vestel. Evet daha önce yine bir çalışmamız olmuş. Silelim şimdi bunları. Ya şimdi bazılarını anlamak yani anlamakta zorlanıyorum. Şimdi bu Vestel arkadaşlar. Bakınız. Direnç üzerinde bir atak yapma gayreti ama maalesef fake. Daha önceki düşüş bölgesine bakınız. İkili bir tepe. Burada da ikili bir tepe oluşmuş durumda. Şimdi ana desteğine bakın. Yani buradan insanlara bazıları Vestel. Arkadaşlar yani bir dikkat edin ya. Nereden insanlara bir şey anlatıyorsunuz? Hep olumlu havayla pompalama yapmak olmuyor bazen. Şimdilik bakın buradaki daralmayı görüyoruz. Tamam. Vestel kötü firma değil. Güzel şirket ama yani bir şeyin zamanı vardır diye düşünüyorum. Yani şuradan hareket kopmuş arkadaşlar. Kırılmış. Bunun edebiyatını yapıyoruz. Yani bazı mecralarda bunun edebiyatını yapıyoruz. Yani bir durun bakalım bir alım noktası olsun. İnsanların 3 kuruş parası var. Cebinde yatırım yapacağı onlara yani tam izah edemeden bir şeyler anlatmak olmuyor arkadaşlar. Evet. Şimdilik görüldüğü üzere bakın yükselen bir şekilde destek, bakın direnç, destek. Direnç, destek, tekrar direnç, tekrar desteğe doğru düşen bir kanalımız söz konusu, trendimiz söz konusu. Bakın yükselen kırılıyor. Akabinde bir kanal oluşup tekrar 16 bandına kadar çekilme olabilir. İşte bizim için esas olan sağlam güvenli bölge işte burası değerli dostlar. Bakınız eğer bir düşüş gelecek ve bu seviyelerin üzerine tekrar atak gelirse alım fırsatıdır. Tamam yönünü yukarı dikmiş demektir ama hadi geldi diyelim bu trendin dışına taşmadan devam ettik. Bakın burada bir trend var düşüş trend. Bunun dışına atamadık. Ne olacak değerli dostlar? Yön direkt burası. Buranın da kırıldığını düşünelim. Teknik anlamda direkt satış. Hem de alası karşımıza çıkar. Evet. Ortalama bakınız 15-80 gibi önemli bir desteğimiz söz konusu burada değerli dostlar. Yani burada düşen bir kanal var iken yok şöyle olacak mesela şuraya gidecek buraya gidecek. Yani bunlara gerek yok arkadaşlar. Evet. Şimdilik sıkışma ana hattında devam ediyor. Ama bir kırılım geldi. Yön negatif. Bakın kısa süreliğine anlattığım bir şey bu. Yani uzun süre yatırım için bahsetmiyorum ama uygun nokta nedir? Ya mavinin kırılmasıdır alım için ya siyahtan gelecek bir dönüştür arkadaşlar. Burada aşağı doğru geldik. Bir de burası kırılırsa bak sen o zaman maceraya. Umarım böyle bir senaryo olmaz. Ama yani her şeyi beklemek durumundayız değerli dostlar. Evet. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Yani teknik olarak sizlere bir şeyler anlatmaya, sunmaya çalışıyoruz. Umarım faydalı oluyordur değerli dostlar. Eğer abone değilseniz abone olmayı, bildirimlerinizi aktif hale getirip beğeni, yorum
kısmında boş geçmemenizi sizlerden istirham ediyorum. Ki son anda bakın yine unutuyorduk, takasına bakacağız değil mi arkadaşlar? Takasına bakalım bu hisselere. Bu hisseler önemli. Evet. Şimdi şöyle büyütelim. Neyle başladık? Türkiye Şişe Cam. Aylık takas 33-35. Başa baş. Haftalıkta 32-23 kısmen pozitif. Geçelim. Akbank aylık 4.37 arkadaşlar, bakın şu toplu satışa bakın ya. Haftalık 25.44 halen toplu satış devam ediyor. BİM aylık takas 43.10 pozitif. Haftalık 32.5. Arkadaşlar ne demiştik BİM'de? Ana siyah çizgiyi göstermiştik. Ana hattında yükselen trend devam ediyor. Desteğe doğru bir yöneliş olabilir ama ana hatta bir bozulma yok demiştik. Bakınız bu da takasta olumlu bir durumda. Umarım o ana destek kırılmadığı müddetçe yükseliş devam edecektir diye ümit ediyoruz. BİM AŞ'de Ereğli. Aylık 32.2 muhteşem bir aylık takas. Haftalık 36.5 takaslar güzel. Demek ki az daha yolu var arkadaşlar. Umarım o şekilde anlayabiliriz teknik olarak. İş Bankası evet, aylık takas 18-14 başa baş, 6-37 satışlar daha toplu değerli dostlar. Haftalıkta satışlar daha toplu. Evet, İş CTR'ye baktık. Şimdi Koza. Koza Anadolu Metal aylık 27.34 negatif kısmen. Haftalık 39.15 pozitif. Pegasus aylık takas 35-34 başa baş, haftalıkta 41-31 satışlar daha toplu, alımlar daha dağınık diyebiliriz ama kısmen arkadaşlar. Enerjisa aylık muhteşem bir takas, haftalık takas güzel arkadaşlar. Enerjisa'nın takası güzel. Evet, şöyle bir not alalım, Enerjisa'ya takası güzel. TAV Havalimanları aylık 1-31 negatif, haftalık 36, haftalıkta pozitif bir tablo bakınız. Geçen hafta için 4C HSBC arttıran kısmında değerli dostlar. Tüpraş aylık 21.45 negatif, haftalık 28.40 hala negatif değerli dostlar. Vestel beyaz eşya, pardon, Vestel elektronik aylık 6.28 negatif, haftalık 10.45 hala negatif değerli dostlar. Bakın takas, grafik, teknik birbirine bütüncül baktığımız zaman puzzle'ın parçalarını oluşturmaya çalışıyoruz değerli dostlar burada. Buna haber, dünyadaki küresel çaplı haberler, işte iç piyasadaki siyasetteki durumlar, işte dolar, euro, hepsini ekle, işte al sana sonuç arkadaşlar. Evet. Burada takası dikkatimi çeken Enerjisa oldu. Oldukça güzel. BİM AŞ takası güzel. Ereğli takası güzel. Yani aklımızda kalanlar şimdilik bunlar değerli dostlar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Beğeni ve yorumları mutlaka bekliyorum değerli dostlar.